Efendim bu sene de gelenek bozulmadı. Bu sene de Yunanistan yine bir yemeğimize, yiyeceğimize sahip çıktı. Biliyorsunuz baklava baklavaki oldu, cacık caciki oldu. Şimdi de kokoreç, kokoreçsi oldu, Yunan yemeği olduğu iddia edildi. Baklava, yoğurt, cacık ve daha niceleri. Yunanistan Türk yemeklerini sahiplenmekten vazgeçmiyor. Komşu ülke şimdi de kokoreçe göz dikti. Asıl tartışma Türk medyasında çıkan haberlerle başladı. Yunanlar kokoreçi sahiplendiler şeklinde başlıklar atıldı. Türkler kokoreç, Yunanistan'sa kokoreçsi diyor bu geleneksel lezzete. Yunan medyası da bu ayrımdan hareketle meseleyi ele aldı. Haberlerde Yunan kokoreçsi ustalarının görüşlerine de yer verildi. İki ülkenin farklı malzemeler kullandığı ve benzer lezzetler olmadığı iddia edildi. Ayrıca Yunan kokoreçsisi Türk kokoreçinden daha lezzetli denildi. İki ülkenin mutfaklarında cacık, caciki, köfte, keftes, musakka, musakas gibi pek çok ortak lezzetler bulunuyor. Sadece kullanılan malzemeler ve pişirme tarzları farklı olabiliyor. Gastronomi uzmanları bu durumu iki toplumun Osmanlı döneminde aynı imparatorluğun parçası olmasına bağlıyor. Efendim son 7-8 aydır biliyorsunuz ki gıda enflasyonunu çokça konuştuk. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte biraz rahatlamaya başladık. Hani o 40 liradan 50 liradan salatalıklar, demeti 10-15 lira olan rokalardan son geldiğimiz fiyatlar marul 2 liraya, roka, dereotu 1 liraya, maydanoz da 90 kuruşa kadar düştü. Havalar iyice ısındı. Tarlada üretim bollaştı. Fiyatlarda da düşüş yaşandı. Satış yok. Yani normalde günlük ortalama 20-30 bin civarında baros satarken şu an baros satışımız 5 bine düştü. Yani 5'te 1'e düştü. Burası Tokat'ın Pınarlı Köyü. Başta Karadeniz bölgesi olmak üzere yaklaşık 400 dönüm arazide üretilen yeşillikler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gönderiliyor. Üretimin de bollaşması üzerine mahsul çeşidi çoğaldı. Fiyatlarda büyük düşüş yaşandı. Tarlalarda marul 2 lira, roka, dereotu 1 lira, maydanoz 50 kuruşa kadar düştü. Fiyatlarımız tabana düştü. Son 2 ayın en düşük fiyatları diyelim. Ama işçimiz hazır, üretim hazır, kalite hazır, hepsi güzel. Ama satışlarımız düştü. Şu an kara kara düşünüyoruz ne yapacağımızı. Üreticiler ise sevkiyat zincirindeki sorun nedeniyle fiyatların dibe vurduğunu belirterek bu durumda yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdi. Çünkü sevkiyat olmuyor. Gelen şeyciler, sevkiyatçılar da büyük komisyoncular, büyük market zincirleri nakliyeli çok yüksek olduğu için yani bize maliyeti çok olduğu için biraz aksamalar oldu. Daha da düşme şansı yok. Yani işçi o zaman işçilikten vazgeçeceğiz, tarlada bırakacağız.